Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü hastamız Casper VIA-S10 problemi şarj almıyor. Büyük muhtemelen şarj soketinde problem var. Kasamızı söktük. Size birkaç bilgi vermek istiyorum. Özellikle bunu ilk defa sökecek olan arkadaşlar için maksat sıkıntı yaşamasınlar. Problem yaşamamaları için. Şimdi arkadaşlar öncelikle rayı lehim makinamız ile şu bataryayı kablarını söküyoruz. Ondan sonra hoparlörünü söküyoruz. Bunları anakart üzerinden kaldırıyoruz. Ekran filmini çıkarıyoruz. Dokumatiğini çıkarıyoruz. Kameranı çıkarıyoruz. Ve şurada bir bant var. O bandımızı da çıkarıyoruz. Evet. Çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Şurada tuş takımı var. Şu tuş takımını hassas bir şekilde şimdi ben daha önce çıkardığım için rahattır. Hassas bir şekilde, dikkatli bir şekilde kasadan ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra siz dikkat edeceksiniz ki arkadaşlar şu anakart gelmeyecek. Çünkü neden gelmiyor? Bu anakartın altında yapışkan var. Şöyle bir aletimizde şunu anakartın altına geçireceğiz. Altına geçirdikten sonra dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım çünkü burada daha fazla gelirse burada tuş takımı filmleri kopma ihtimali var. O yüzden buna dikkat edeceksiniz. Şurada var. Kaldıracaksınız arkadaşlar. Ben daha önce söktüğüm için bu şekilde rahat geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi amacım size faydalı olmak. Çünkü baktım yok. Herhalde kimse henüz paylaşmamış. En azından faydamız olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bantlar olduğundan dolayı anakart yerinden çıkmıyor. Eğer ki biz bilinçsiz bir şekilde zorlarsak ya da bilinçsiz bir şekilde müdahale edersek hem anakarta zarar verebiliriz hem filme zarar verebiliriz. O yüzden sökme esnasında dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bu ve benzeri videolarımızın devamı için kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Şimdi bundan sonraki aşama soket değişimi aşamasıdır.